Hoş geldin. Selam. Maraş'tan geldi. Merhaba. 5. ayında. 5. ayda bayağı puzzle da yapmışım. Halde evet. Çalışıyorsun. Ben çok ağır çalışıyorum zaten hocam. Evet. İyi misin? İyiyim hocam, çok iyiyim. 2 tur attın. 3 tur attım. Koşsan mı koşarım diyorsun? Koşarım. Genç adamsın. İyi mi İlayda? Gayet iyi. Süper yani hatta. İlk saatlere göre. Ceren'in daha 5. günü hocam. Maşallah. Durdun mu? Ben çok kullanıyorum ki zaten. Tabii tabii, soruları soruyor. Yani aşırı terliyorum falan. Bunları yazsaydın aşırı terliyorum. Sordum zaten, canım cevapladı. Çekeyim. Bıktırırım herhalde ben. Yok. Hiç olmaz öyle. Hiç. Sen devam et. 54 kiloya veda ettik. 54 kiloymuş. Şöyle. Şöyle ben de. Hatta gösterebilirim. Farklı biri. Bir gün önce. Bir sıkıntı var mı? Yok hocam, bir sıkıntı yok. Hiçbir şey olmadı. Telegram'a evet. İyi katılıyorsun. Devam et. Aynen. Oradaki porsiyonları görüyorsun. Hep bazıları büyük olduğunu fark ediyor musun? Ya bazılarının büyüklükten kasıt değil de çok çeşitli görüyorum mesela. Ondan da şanslı. Yazıyor musun? Eleştiri yaz. Yani eleştiri çok... Eleştiri hakkı var yani. Kırmadan çünkü ufak bir şekilde yazıyorum. Yazacaksın. Evet. Toplantılara girebildin mi? Son toplantıya katılamadım. Onunla sizle görüşmüştük zaten. Evet, evet. Onun harici bütün toplantılarıma katıldım. Katıldı. Porsiyon işini hallettik mi? Hepsini hallettik hocam. Porsiyon işi tamam. Her şey tamam. Hızlı yeme işi. Hızlı yeme, 30 dakika kuralları. Hiçbiri artık hayatımda yok, kovdum onları. Ameliyattan değil de ameliyatı doğru yapamayan insanlardan korkmalılar bence. Hı-hı. Çünkü ben ameliyat olmadan önce araştırıyordum biraz bunları, nasıl olur, nasıl zayıflarız falan diye. Evet, ölümlü olaylar doluyor ama yani nasıl söyleyebilirim? Diplomasını alan veyahut da diploma alamayan, sahte bir diploma çıkaran merdiven altı her yere bir klinik açabiliyor. Kimse de gelip de sen necisin hemşerim işte araştıran da yok. Zaten hocam ben 2. gün taburcu olmuştum yani herkesten farklı olarak. Çünkü ilk gün uyandığımızda sizle görüşmüştük. Ben dedim acaba yazdım beni ameliyat yapmadılar mı? Bir tane abi orada işte kandırıcım bir şey bağlıyor. Dedi ki yavaş kalk, karnın ağrıtma. Ben böyle kalktım. Dedim bir şey yok yani, bir ağrı hissetmiyorum ben. Sen yine de yavaş kalk dedi. Öyle deyince ben düşündüm acaba dedim ağrıması mı lazımdı? Ağrı eşiği diye bir kavram var. İnsandan insana değişiyor. Senin evet. Ağrı eşiğin düşük demek ki. O da güzel bir husus. Özellikle 2 ile 5 yıl arasında toplantılara girmen gerekiyor ve limbik sistemi iyice hırpalamak gerekiyor. Hiçbirini kaçırmamış oldu hocam yani bu konuda. Evet. Yani kendimi geçtim, çevremdekilere bile mesela adam zayıf olsa bence onu yememelisin diyorum, sana zararlı. Mesela ameliyatla kurtulacak olsaydık hocam ben şöyle zannediyorum, revizyon ameliyatları olmazdı diye tahmin ediyorum. En azından insanlar onu görmeli. Ameliyat bypass'ın da Ruhaniye'yi de evet. Onun da 1-2 alımı var. Çokça bu hafta geldi yine Ruhaniye Garçlık Bypass nüksü. İnsanların ilk dediği bana bu ameliyat geri kilo aldırmaz demişlerdi hocam diyorlar. Büyük bir yanılgı içinde oluyor insanlar ve bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bütün ameliyatlarda geri kilo alımı vardır. Aynen öyle. Esas olan bizim önerdiğimiz ve yaptığımız klinik olarak takip programı ve toplantılar.